وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. İslam alemi rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi bir mevsime girişin habercisi Regaib Kandili'ne kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyor. Allah'a dön zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Bu mübarek gecede Müslümanlar insanlığın kurtuluşu için Yüce Allah'a tövbe ve istiğfarda bulunacak. Çaresizlere kucak açmış Necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ın. Regaib istenilen, değeri çok olan bağış, ikram, ihsan ve nefis şeyler anlamına geliyor. Allahu Teala bu gecede müminlere ihsan ve ikramlarda bulunuyor. Bu geceye hürmet edenleri affedeceğini buyuruyor. Regaib gecesi mutlaka ibadetle geçirilmeli, kazası olan hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalı. Kazası olmayanlar da nafile namaz kılmalı, Kur'an-ı Kerim okumalı ve tövbe istiğfar getirmeli. وَالَّذ۪ي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. Peygamber Efendimizin Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Recep ayıdır. Recep ayında oruç tutmanın muazzam ve muhteşem sevapları var. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. Ey Peygamber, biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeci ve korkutucu olarak Allah'a ve onun emriyle bir davetçi, nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Bu gecede nefis muhasebesi yapacak Müslümanlar, İslam alemi ve bütün insanlık için Allah'a dua ve niyazda bulunacak. İçinden geçtiğimiz süreç göz önünde bulundurulmalı ve her Müslüman ülkemiz içinde bol bol dua etmeli. İlahi ya Rabbi, zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım. Regaib Kandili dolayısıyla KONTV saat 19'dan itibaren Ilgın Pir Hüseyin Camii'ndeki Kandil özel programını naklen ekranlara taşıyacak.